Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Tırban Tirdoğan'a geldi. İnşaat sebebiyle bazı videolar imal etmiş olabilirim. Motorlu tırbanlar konusunda dikkat edilmesi gerekenleri bilgim dahilinde sizlerle paylaşacağım. Motorlu tırbanlardan İlk arızalarda gaz yememe, VS boğulma gibi arızalarda ilk bakılacak yer hava filtresidir. Eğer ki yine düzelmiyorsa benzin pompasını pompalayın. Benzin pompasında anormallik varsa, yani bastığınız zaman geri hemen vermiyorsa pompa ya da takılı kalıp yavaş yavaş geri geliyorsa, o zaman benzin filtreniz tıkalıdır. Ayrıca benzin filtresi tıkalı değilse karbüratör içindeki ters yüzgeç tıkalı olabilir. Eğer bu işe eliniz yatkın değilse, bilemiyorsanız en iyi bilen kişiye gidiniz ve tamir ettirin. Bazı insanlar var ki benim milletimiz en ufak hatada motorlu tırbanların gaz ayarına ilk odaklandığı yer gaz ayarı oluyor. Kurcalıyor, sonra hepten bozuyor, ondan sonra kilometrelerce yol gidiyor tarladan eve. Tabi sinirlenir, strestedir. Dediğim gibi gaz ayarları önce hava filtresi, benzinin ters yüzgeci, hatta bujiyi bile bakmanız lazım. Buji arızalarında tekleme yapar veya boğulma yapar. Yani boğulmaları buji de yapabiliyor. Tarlalara gittiğinizde eski oku çantaları vardır. Onların içinde yedek buji, yedek hava filtresi, iki zamanlı yağı, bir de redüktörü greslemek için gres, bunları mutlaka bulundurun. Ama gaz ayarları son çaredir. Kesinlikle gaz ayarlarını oynamayın. Bunlarda gaz ayarlarında LH vida var, bir bazılarında bazıları tek vida var. Devrini çok yükselteceği derken yani devrini yükselten vida diyelim, bunu yükselteceğiz derken kısma yapıyorsunuz, burada benzini iyice kısmış oluyorsunuz, devri de maksimum devre çıkıyor, benzini kısınca yağı da kısmış oluyorsunuz, böylece motor kilitliyor. Ben bu zamana kadar, bundan önce Datsun motorlu tırban vardı, tez koydum. Onu hurdaya ayırdım. Ondan sonra Datsu var halen. Babam kullanıyor. Yan tip. Gücü düşük ama idare ediyor. Sadece karbüratör takozu erime, piston yakma gibi sorunları oldu. Tabii onları giderdik de. Ama neyse ki babam onunla çalışıyor. Ben ise bununla çalışıyorum. Piston yanma ise yağdaki motorun aşırı ısınması sebebiyle piston iyice ısınıyor. İçin sıcakken stop ettiğinizde kalitesiz yağ pistona yapışıyor, yanıyor, kabuk yapıyor. Bu da motor ısınınca gücünü düşürüyor. Ayrıca gücünü düşüren sebeplerden biri benzin filtresi de oluyor, hava filtresi de oluyor. Ben de bildiğiniz gibi bu sebeplerden dolayı yağ testleri yapıyordum. 10W40 tam sentetik yağ kullanıyorum ve gayet başarılı. Sadece 1 litre 100 milim depoya
30 gram gibi, 25-30 gram gibi yağ koyuyorum. Yani litreye 30 gram en idealdir. Riske girmeyin, o yüzden diyorum. 3 kapak kapağı, zaten küçük kapağı. Buna rağmen motorda herhangi bir şey olmadı. Yeri geldi halı yıkadık, yeri geldi fındık dibi piştik, yeri geldi mozaik sildik. Yeri gelecek çapa yapacağız. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Gayet güzel çalışıyor maşallah. Tabii ya, testleri sebebi ise pistonlardan siyahlaşmış pistonlar. Eski videolarımda çok görürsün. Kabuk tutmuş, sarmış, sekman sıkışması oluyor. Bundan dolayı testleri yapmak istedim. Ama bunu da araç motor yağlarında denedim. 4 zamanlı motor yağlarında, 2 zamanlıdan bir sürü marka var. Kimisi mineral oluyor, kimisi yarı sentetik oluyor, kimisi tam sentetik oluyor. Müşteri yağın özelliklerini bilmiyor, kullanıcı bilmiyor. Bunları anlatmak lazım. Hatta motor markalarının kendi yağ tavsiyeleri olmalı da, bazı markaların yağları çok pahalı. Bazılar pahalı olmasına rağmen kalitesiz yağlar. Ben Steel motorundan orijinal yağ, ölçekli, tam burada komşum, onun da piston kilitlediğini gördüm. Kendisini isterseniz tanıştırırız. Tabii hem de elektronik şeydi, elektronik karbüratörü vardı o motor, hangi modeli ise. İşte ben de hiçbir iki zamanlı motorlu testereler ihtiyacı olmayan bir yağı denedim ve dumanı neredeyse hiç görünmüyor. Duman göremiyorsunuz zaten motorda, herhangi bir sıkıntı şu anda çıkmadı. Ayrıca motor kullanmaya, yağı denemeye devam edeceğim. Geçen yıl denedim, bu yıl deneyeceğim. Hemen karar vermiyorum, hemen herkese tavsiye etmiyorum. Tavsiye edip de benim yüzümden başınız ağrısın demiyorum. Bir şeyi yaparken, piyasaya sürerken veya karar verirken iyice emin olmak lazım ki o insanları mağdur etmeyelim. Evet, motorlu tırbanlarda yapmanız gerekenlerden, dikkat etmeniz gerekenlerden biri ise misne boylarıdır. Misne boyları biliyorsunuz çok uzun olduğunda motor boğulmaya gidiyor, devri düşüyor. Devir düşünce balata kaçırıyor, balata kaçırınca ısınıyor. Balatalar bütün modeller için geçerlidir. Hava filtresini temizlemezseniz de devri düşer, bu da balataya zarar verir. Hava filtresini temizleyin, ayarlarıyla oynamayın. Ve misne boylarını gereğinden fazla uzun yapmayın ki motor kilitlemesin. Birçok arkadaşımız motor tırbanda başlık kullanırken jet fit ya da örümcek başlık kullanıyorlar. Misne boyu bu kadar mesela, normal olsun. 1-2 santim bittiği zaman otu biçmediğini fark edip tekrar misne takıyorlar. Misnenin %90'ı bu şekilde çöpe gidiyor. Ama benim önerdiğim ise sarmalı başlık. Hem buradan soktuğun zaman o yandan çıkıyor, bir metre falan uzatıyorsun, dışarıdan beri sarıyorsun, hem de içini açıp sarıyorsun. Benim kullandığım motorun orijinal başlığı Tegomek 50 sarılıyor. Evet arkadaşlar, bundaki başlık aynen böyle. Bakın ne oluyor? Bakın buralar yatay şeklinde, misneyi kesmesin diye altı köşe 4 milimetre misne ve de 3 mm'de oluyor. Kendi misnesi var. Bakın, İnce olanlar otu daha kolay biçer, motoru daha az yorar. Buralarda zaten misneyi kesmemesi için çok uygun.
Neyse, örümcek başlık ile bunun arasındaki fark, bunu bir kere sararsın, öğleye kadar gidersin. Ama örümcek başlık her 10 dakikada bir misneyi değiştirmen gerekiyor. Misneden hem vakitten gidiyor, hem misneden gidiyor, hem de sinir oluyorsun. Ama bunu kısaldığı zaman yere vuruyorsun, şu kadarcık dışarıya çıkıyor ve biçmeye devam ediyorsun. Hem de yan tarafı yatay olduğu için misneyi kopmasın diye yatay yapmışlar. İyi ve kaliteli bir marka misne varsa 3 milimetre kullanırsınız. Misne, kaliteli misne yoksa 6 köşe misne kullanırsınız. 6 köşe buna rahat gidiyor. Buradan beri sokuyorsunuz. Şöyle bakın işaret. Neyse. İşaret mesela bununki otomatik sarmalı. Buradan beri işaret görüyoruz, çizgiyi. Deliği gösteriyor. Sokuyorsun. Bu yandan çıkıyor. Önce deliği ortalayalım. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi 1 metre çekiyorsun. Topluyorsun. Vidayla falan uğraşmıyorsun. Ve Jetfit başlık ve de örümcek başlık tavsiye etmiyorum. Aynen böyle başlıklar kullanırsınız, iyi olur. Ve misne boyları tepsi boyunda olmalıdır. Tepsi boyunda, tepsi boyunu azıcık da geçebilir. Bu uygundur. Çok fazlası motorun yanmasına, aşırı zorlamasına, balatanın eskimesine, yakıtı yakmasına sebep olacaktır. Neyse arkadaşlar, umarım işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Kreslemesini ise günde 2 defa yaparsınız, sabah öğle. Yeterlidir bu. Birçoğunuz merak ettiği soruya inşallah yanıt vermişimdir. İki zamanlı yağ konuları, mineral yağlarda litreye 50-60 gram, tam sentetiklerde ise yarısı kadar kullanabilirsiniz. Yarı sentetikte ise o mineral ile tam sentetik arasında oran kullanırsınız. Bu ayrıca bilmediğiniz dandik marka yağları almayın. Sıkıntı çıkarabilir. Yani bilmediğin, tanımadığınız yağları almayın. Her neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.